Şimdi şöyle aynı alanda aslında devam ediyoruz. Fakat biliyorsunuz arkeolojik kazılar öyle hızlı gidemiyor. Özellikle bizim bu dönemlere ilişkin ve prehistorik dönemlere ilişkin çalışmalar biraz yavaş gitmek zorunda. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim burada hedeflediğimiz eser bulmak değil. O yapıyı bulmak değil. Aslına bakarsanız o yapı içindeki tüm kalıntılarla bizim orada kazdığımız sadece toprak değil. Aslında o sarayın, arşivin içindeki varsa buğdayı, varsa herhangi bir organik kalıntısından o dönem insanın nasıl beslendiğine kadar bütün oradaki en ince, en küçük parçaya kadar biz bunları toplamaya çalışıyoruz. Ve bu nedenle de bu uzun sürüyor. Aksi takdirde kazma kürekle girip bir yapıyı çıkarmak çok kolay. Ama bizim hedefimiz ve asıl öğrenmeye çalıştığımız o dönemin bütün organik ya da inorganik her türlü malzemesini değerlendirmek ve bunlardan yola çıkarak diyelim ki Kültepe'nin, diyelim ki Kayseri'nin, diyelim ki Anadolu'nun bütün yaşantısına ilişkin veri toplamaktır. Biz bir kemiği bulduğumuz zaman sadece kemik olarak görmüyoruz ya da onu bir arkeolojik eser olarak görmüyoruz. O kemikten yola çıkarak ekonomisini, ekonominin yanında insanların yaşam biçimini ve dini inanışlarına kadar bütün aşamalarını kaydetmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde biz bir tahribat yaparız. Aksi takdirde o dönemin o bize çok küçük bir buğday tanesi ya da çok küçük bir tohum ya da bir yanmış bir kömür tanesi bize dünyanın bilgisini veriyor. Bunları tahrip ederiz ve bunları incelemek aslında arkeoloji değil, arkeolojiyle birlikte çalışan paleobotanik dediğimiz yani eski çağların bitkilerini araştıran bilim insanlarının da katkıları bize lazım. Bunları yapmak zorundayız. Bunlarla beraber o dönemin insanların hastalığından tutun, o insanın kaç yıl yaşadığına kadar o bilgilerine sahip olmak zorundayız. O insanın ne yediğine sahip olmak zorundayız. Aksi takdirde biz tahribat yaparız. Ve bunu yapmak için de arkeoloji son yıllarda, özellikle son yıllarda çok disiplinli çalışmalar yapıyor. Yani sadece arkeologlar değil, bizim ekibimizde bitki kalıntılarını inceleyen uzmanlar, kömür kalıntılarını inceleyen uzmanlar, efendim bir kemikleri inceleyen, aklınıza gelebilecek o kazı alanındaki her şeyi inceleyen uzmanlarla biz iş yapmak zorundayız. Yapmazsak biz aslında kendimize ihanet etmiş oluruz, mesleğimize ihanet etmiş oluruz, Türkiye'ye ihanet etmiş oluruz, insanlığa ihanet etmiş oluruz. Dolayısıyla bizim bu çalışmaları yaparken yavaş olmamızın sebebi budur. Aksi takdirde çok kolaydır. Vur kazmayı, küreyi, siz o yapıları çıkarırsınız. Saray dediğimiz yapı da öyle küçük bir yapı değil. Şu an için en azından 70'e 45-50 metre civarında ve sadece bir köşesini kazabiliyoruz. Dolayısıyla bu kısa vadede henüz daha bitecek gibi gözükmüyor. Gene nereden baksanız bir 10-15 yılını alır. Ama eminim ki bunu yaparsak biz Anadolu'da o Asurlu tüccarlardan çok daha öncesinde Anadolu'nun ne kadar güçlü, kuvvetli bir devlet olduğunu, bir krallık olduğunu ortaya koyabileceğiz. Peki hocam burada bu zamana kadar elde ettiğiniz verilerde neler gördünüz hani? Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda şudur. Bizim aslında tabii küçük buluntular muhakkak ki çok önemli, müzeyi dolduran eserler var ama şudur şimdiye kadar bizim öğrendiğimiz. Asurlu tüccarlar Anadolu'ya geldiğinde yeni bir çağı başlatıyor. Anadolu insanı yazıyla tanışıyor. Anadolu insanı bürokrasiyle çalışıyor, tanışıyor. Anadolu insanı dini inanç sistemini değiştiriyor. Şu anda bizim yaptığımız alandaki çalışmalardan ise şunu öğreniyoruz. Anadolu ilk kez bu döneme milattan önce 2. bin yılda girmedi. Yani Asurlu tüccarlar sayesinde girmedi. Onlardan 500 yıl kadar daha öncesinde yani yaklaşık 4500 yıl öncesinde Anadolu'da güçlü krallıklar vardı. Anadolu neredeyse Mezopotamya'daki ya da Suriye'deki krallıklarla baş edebilecek büyüklükte ya da güçte krallıklarla doluydu. Şehir krallıklarıydı bunlar ama birleştikleri zaman ki birleştiklerini de biliyoruz, koalisyon kurduklarını da biliyoruz. Dışarıdan gelen bütün güçlere karşı olabileceklerini gördük ve Anadolu o anlamda
Mezopotamya'nın gölgesinde, Suriye'nin gölgesinde değil, tam tersine onlarla boy ölçüşebilecek güçte bir yönetim sistemine sahip.